evrensele, bir güne, cumhuriyete, tüm gerçek basına çok teşekkür ederiz. Diğerleri Diğerlerine de siz söyleyin söyleyecek olduklarınızı. Bakın saldırganlar kim ona bakalım. Fotoğrafları hemen bir de bu kadar çabuk. Facebook'ta sayfasında duruyor işte fotoğrafları saldırganların. Birinin Mehmet Ağar'la fotoğrafı ortaya çıkıyor. Diğerinin Erdoğan hayranlığı ortaya çıkıyor. Bir diğeri AKP Marmaris yönetim kurulu üyesi. Canlı yayını basıp Halk TV'ye saldıranları biraz daha yakından tanıyalım. Fatih Çoban, Ege ve Akdeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu Marmaris üyesi. Halk TV canlı yayınını basan isimlerden biri gözaltına alınıp bırakıldı. Twitter'da Halk TV'ye yönelik hakaretlerini sürdürdü. Canlı yayında söz almak istediğini iddia etti. Profilinde yalana itibar etmiyorum, devletime güveniyorum yazıyor. Bir de Recep Tayyip Erdoğan profiline bakılırsa Erdoğan hayranı fotoğrafını paylaşmış, doğum gününü kutlamış. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan diye bir paylaşımı da var. Kürtlere yönelik ırkçı tweetleri de bulunuyor. Saldırganlardan biri Sertan Yüce. Polis, politikacı, mafya üçgeninde ismi sıkça anılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la fotoğrafı var. Ağar'ın elinden plaket alıyor. Eski Anavatan Partisi'nde Marmaris İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Saldırganların neredeyse hepsi AKP ile iltisaklı. Şeyhmus Urebe de onlardan biri. AKP'ye övgüler, muhalefete eleştirilerle dolu bir Twitter profili var. Bilal Topaloğlu reklamcı, AKP Marmaris Yönetim Kurulu üyesi. Bir diğer kişi ise Mert Topaloğlu. Topaloğlu şişeyle ekibimize saldıran kişi. Vatandaş gözyaşlarıyla nasıl çaresiz kaldığını anlatıyor 10 gündür bu ekranda. Hangi sözde yalan varmış? Hangi sözde? Havadan müdahale yerinde ve zamanında yapılabildi mi? Nerede bu uçaklar diye günlerce yayın yaptık da en son yanacak ağaç kalmayınca neredeyse gökyüzünde uçak görebildi vatandaş. Nerede dedik uçaklar? Helikopter müdahalesi yetersiz dedik. Vatandaşın sesini ekrana getirdik. Termik santrale yaklaşırken Alevler 3 gün boyunca uyardık ekrandan. Muhabirimiz Hazar Dost termik santralin yanında bir akşam önce yarın burası çok fena olabilir dedi. Ertesi akşam Alevler termik santralin e, içindeydi. Şimdi diyorlar ki İrfan Değirmenci'ye bak Alevler termik santrali yuttu diye haber yapmış. Termik santral yanmadı mı? sonra kontrol altına alındı diye şükretmedik mi? Aynı tehlike devam ediyor bölgede. Birazdan bölgeye döneceğiz. Son bir haberim var ama bu saldırı ile ilgili. Kendimize anlattığımız için özür dileriz ama bu kendimizle ilgili de bir durum değil. Bu orada demokrasi meydanında söz söylemek isteyen Muğlalılara yapılmış bir saldırı. Bu ekranlarda derdini duyurmaya çalışan vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmış bir saldırı. Bu söz söyleme özgürlüğüne. Bu demokrasiye yapılmış bir saldırı. O yüzden üzerinde duruyoruz. Yoksa yoksa biz zaten bu tür şeylere alışkınız. Gördünüz Murat Ağareli, İsmail Saymaz'ı. 10 dakika sonra oturdular sandalyede Salim Şen'i ve Gökmen Karadağ o bütün soğukkanlılığıyla ne konuşulması gerekiyorsa konuşmaya devam ettiler. Bu akşam da konuşulacak olanlar var. Aynı meydanda bu akşamda nöbeti devralan Özlem Gürses bu akşamda program yapacak. Programın ucu açık bütün Muğlalıları canı yanan herkes de bekliyoruz efendim. Serbest bıraktılar saldırganları. Belki gelirler de kenarda dinlerler mahcup bir şekilde. Buyursunlar da gelsinler. Komşuları, hemşehrileri, Muğlalılar, canı yananlar, Marmarisliler onlar ne düşünüyor, ne söylüyor? Belki bir kulak kabartırlar da belki fikirlerini değiştirirler bilmem. Saldırıyla ilgili dediğim gibi İlk dakikadan itibaren yanımızda olduğunu açıklayan tüm basın meslek kuruluşlarına, gazetecilere, sivil toplum örgütlerine ve siyasetçilere ve siz değerli halkımıza, siz sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Elbette yalnız değiliz. Hiçbir zaman olmadık ki. Canlı yayınımıza yapılan saldırıya cevap Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tan geldi. Yayınlarımıza devam edeceğiz. İpek Özbey ile gündem özel programına katılan Suat Toktaş, yapılanın sadece gazetecilik olduğunu söyledi. Buradan biz biz bir kahramanlık yapmıyoruz, bir gazetecilik yapıyoruz. Yarında bunu yapacağız. Başka bir iktidar geldiğinde de bunu yapacağız. Ya yangın olduğunda gözümüzü mü çevireceğiz, kafamızı mı çevireceğiz? İktidarda şu var diye. Gerçekten bunu anlamıyorlar. Ve her şey bir saldırı gibi görüyorlar. Çok tuhaf bir şey bu. Bu psikolojiye girdikten sonra yönetme şansın yok. Halk TV canlı yayınına yapılan bu saldırı birçok kesimden de tepki aldı. Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konu oldu. Siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri. Cümleler farklı olsa da ana fikir aynıydı. Basın susturulamaz. Günlerdir belediye başkanlarını, milletvekillerini tahrik etmeye çalışan provokatörler bu kez de Halk TV'nin içmelerdeki canlı yayına saldırarak kendilerini gösterdiler. Bedeli ne olursa olsun halkımıza gerçekleri anlatacağız. Muğla halkı müsterih olsun yanlarındayız. Bunun adı vandallık. Bu aslında tükenişinizin ilanı. Hazımsızlık güç kaybının en belirgin semptomudur. Kimse sizden korkmuyor. Bu yaptıklarınız da nafile çabalar. Bir kelime eksik konuşmayız. Bir adım geri atmayız. Bir santim eğilmeyiz. Çünkü biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktürmeyi niyet edersiniz. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. Hodri meydan. Muğlamızın demokratik kültür ve hoşgörü anlayışıyla asla bağdaştırılamayacak şekilde Halk TV'ye yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Benzeri görülmemiş bir felaketle uğraştığımız bugünlerde gerçekleştirilen bu provokasyonun hangi amaca hizmet ettiği açıktır. Arkadaşlar yayın var. Canlı yayınımıza yönelik saldırıya Meclis'e düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'de gazetecilere yapılan saldırılar cezasız kaldıkça saldırganlar örgütlü suçlar kapsamına alınmadıkça saldırılar duracağını daha da artıyor dedi. Yani yangınlar başladığı güne itibaren e, bizlerin haber alma hakkı için canla başla gazetecilik yapmaya çalışan tüm gazetecilere buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Onlara da Hangi kurumdan olursa olsun yapılan saldırıları kabul etmediğimizi, kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Tüm basın emekçilerine geçmiş olsun demek istiyorum. Hayır, 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 hayır. Suç işliyorsunuz arkadaşlar suç! Halk TV'ye yönelik planlı ve hazırlanmış saldırıyı ve bu saldırılara zemin hazırlayan iktidar anlayışını ve kişileri sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı halkın haber alma hakkına yöneliktir aynı zamanda. Dün Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir. Rütük eliyle halkın haber alma özgürlüğünün sansürlenmeye çalışıldığı bugünlerde günlerde Halk TV canlı yayınının basıldığına üzülerek tanık oluyoruz. Tarihte basını susturmaya uğraşan çok iktidarlar ve çevreler olmuştur. Ancak tarihte bunu başarabilen hiç olmamıştır. Rütük, çetelerin saldırısına uğrayan Halk TV'ye şimdi de şiddete özendiriyorlar diye ceza verir mi? İnadına konuşacağız, sadece gerçeğe biat edeceğiz. Bugüne kadar yazdıklarımız, söylediklerimiz, ortaya çıkardıklarımız sözümüzün teminatıdır. Suçları büyük korkuyorlar, günahları büyük korkuyorlar vatana halka insana doğaya ihanetleri büyük korkuyorlar allah ahlak insanlık hepsi yitik panikler